Karar. Sanıkların tutuklu yargılanmalarına, haklarındaki suçlamaların kesinlik kazananı ya da aksi ispatlanana kadar kaçakçılık ve hayali ticaret yaptıklarına ilişkin şüpheye dayalı olarak tüm ticari faaliyetlerden men edilmelerine, adlarına kayıtlı olan tüm mal varlıklarına tedbir amaçlı el konulmasına anne, karar verilmiş. Anne! 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 Sessiz olun! Anne! Ne oluyor? Anne, bir başlık, bir doktor çağırın. Anne! Ana. Sanıkları çıkarın. Bırakın duyuyor. Sanıkları dışarı çıkarın. Bırak! Anne! Çıkarın! Anne! Çıkarın şunları anne. Dışarı! Çıkarın hadi. Yeter, gürültü etmeyin. Açılın, bir hava alsın kadın. Ne bitmez çilemiz varmış. Allah'ım ne günahımız vardı da bunlar başımıza geldi. Biri bitmeden diğeri başlıyor ya Rabbim. Dert üstüne dert. Sıkma canını anne. Ne yapalım? Kaderimizde bu da varmış. Avukat geliyor. Merhabalar, geçmiş olsun. Sağ ol, nedir durum? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Tutuklu yargılanmaları kötü oldu. Ama kefaletle serbest kalabilirler. Ne istiyor? Verelim. Yeter ki çocuklarım serbest kalsın. Ne kadar ödememiz gerekiyor? Kişi başı 70.000 lira. Toplamda 210.000. Benim halletmem gereken birkaç işlem var. Siz düşünün, daha sonra kararınızı bana bildirin, olur mu? Sağ olun avukat bey. Parayı nereden bulacağız? Birazdan cezaevine gönderilmek için araca bindirileceklermiş. Görmek isterseniz araç dışarıda. Bugünleri de mi görecektik? Ah ya. Yavrularım, evlatlarım, ah, merak etmeyin, evlatlarım, anneniz kurtaracak sizi, ne edip yapıp kurtaracağım sizi. Bütün suç bende ana, bütün suç bende. Üzülme yavrum, herkes hata yapar, takdiri ilahi yavrum. Oh yavrum, oh. Şimal. Kardeşlerine sahip ol evladım. Koru onları. Tamam ana.